İnsanların vücudunda, bileklerde, dizlerde, dirseklerde, omuzlarda ve köprücük kemiklerinde bulunan kıkırdak doku yapıya menüsküs denir. Ancak genel olarak dizde bulunan dokuyu ifade etmek için kullanılmaktadır. Bazı etkenlere bağlı olarak meydana gelen menisküs yırtıklarının tedavi edilmesi gerekmektedir. Öncelikle menüsküs yırtığının nasıl anlaşıldığı ve bitkisel tedavi yöntemlerini sizlere bu videomuzda aktaracağız. Videomuzda detaylara geçmeden lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Evet öncelikle menisküs yırtığı nedir, ne anlama gelir? Bunu sizlere aktaralım. Daha sonra detaylı bilgilere geçeceğiz. Menisküs diz eklemlerimizde bulunur. Yarım ay şeklindedir ve kıkırdak benzeri bir yapıdan oluşur. Diz hareketlerinin uyumuna katkısı olan menisküsler uyluk kemiği ile kaval kemiği yüzeyindeki eklem kıkırdağını korur. Eklem kıkırdağı Eklem yüzeylerinin birbirine zarar vermeden kaymasına izin verir. Menisküs dokusunun büyük bölümünde kan dolaşımı yoktur. Ancak dış kenarında kan dolaşımı olan bir bölümü bulunur. Kanlanması olan bölgedeki yırtıkların iyileşme şansı varken, kanlanması olmayan bölgedeki yırtıklar iyileşemez. Menisküs dokusu oldukça önemli bir doku olup dize binen yükler üzerindeki şok emici etkisi vardır. Menisküsün %15-34'ünün çıkarılması dizdeki şok emici etkisini azaltmakta ve temas basıncını %35 oranında artırmaktadır. Peki menisküs neden olur ve menisküs yırtığı nasıl anlaşılır? Diz kemiklerinin arasında bulunan kıkırdak dokulu menisküsün yırtılması durumu çok sık karşılaşılan bir sorundur. Menisküs yırtığı nedeniyle dokular bacak kemikleri arasında sıkışmaktadır. Ayrıca sürtünmenin de etkisiyle bu durum kişide ağrıya yol açar. Menisküs yırtıkları genelde sporcularda görülmektedir. Vücut hareket halindeyken ani bir şekilde yön değiştirdiği zaman menisküs yırtılması meydana gelmektedir. Bununla birlikte yaşın ilerlemesine bağlı olarak da menisküs yırtılması oluşmaktadır. Ancak bu durum her yaşta görülebilmektedir. Genel olarak menisküs yırtığı nedenleri şu şekildedir. Ani durma ve dönme, dizleri zorla bükme, dizleri döndürme, çömelmek, diz çökmek, ağır bir şey kaldırmak, ani travmalara neden olan sporla ilgilenmek, ilerleyen yaş, dizden alınan direkt darbeler. Evet, menisküs yırtığı nasıl anlaşılır sorusu da birçok kişi tarafından merak ediliyor. Hemen herkesin başına gelebilecek bu durumda bazı belirtiler soruna işaret eder. Menisküs yırtıklarıyla ortaya çıkan temel belirtiler şunlardır. Dizde şişkinlik, bacakları bükerken zorlanma, dizde kilitlenme, yürürken zorlanma, ağrı, çapraz ve yan başlarda kopma, dizden gelen sesler ve dizde sertlik. Şimdi de menisküs yırtığı tedavi edilmezse ne olur? Bu sorunun cevabına geçelim. Menisküs yırtığı tedavisi kişinin durumuna göre değişiklik gösterir. Yırtığın bulunduğu yere ve boyutuna göre tedavi yöntemi belirlenmektedir. Bu aşamada hastanın yaşı, diğer hastalıkları, aktivite durumu göz önüne alınmalı. Dış menisküslerde meydana gelen yırtık kendi kendine düzelebilmektedir. Ancak iç menisküslerde meydana gelen yırtıklar için cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü iç menisküs çok daha hareketli bir yapıya sahiptir. Menisküs sırtı tedavi edilmezse kıkırdakta aşınma meydana gelmektedir. Bu durumsa zamanla kişide sakatlığa yol açabilmektedir. Bu nedenle mutlaka hastalığın tedavisi aksatılmamalı. Menisküs onarılacak şekilde ise dikilerek tedavi edilmektedir. Bu tedavi yönteminde hastanın 6-8 hafta kadar koltuk değnekleriyle yürümesi gerekmekte sporla uğraşan kişilerin ise 6 ay kadar spora ara vermesi gerekmekte. Onarılamayacak şekilde bir menisküs sırtı oluşmuşsa cerrahi operasyonla o bölgeden menisküsün alınması gerekir. Operasyon sonrası hafif işte çalışanlar bir hafta, ağır işte çalışanlar 1 ay sonra işlerine dönebilmektedir. Evet, menisküs yırtığı sorunuyla karşılaşmamak için kişinin kendisine dikkat etmesi gerekiyor. Ani ve yanlış hareketler nedeniyle meydana gelen menisküs sırtından korunmak için dikkat edilmesi gereken adımlar şunlar olmalı. Dinlenme Menisküs ağrılarını dindirmek için yapılması gereken en önemli adım dinlenmektir. Hareket etmeyi bile zorlaştıran ağrıları dinlenerek giderebilirsiniz. Buz kompleksi Menisküs yırtıklarında dizde ağrı ve şişlik meydana gelmektedir. Bu durumların önüne geçebilmek için buz kompresi önerilmektedir. Ağrının yoğun olduğu alan uygulanan bu işlemle hem şişlik hem de ağrı azalmaktadır. Germe. Dizlerinizi güçlendirme hareketiyle menisküsün önüne geçebilir, ağrılarınızı azaltabilirsiniz. Bu durumda germe egzersizlerinin düzenli olarak yapılması önerilmektedir. Diz sıkıştırma Esnek bir bandaj yardımıyla dizinizi sararak ağrıları büyük oranda azaltabilirsiniz. Ve şimdi hepinizin merak ettiği menüsküs yırtığına bitkisel tedavi yöntemine geçelim. İbrahim Saraçoğlu'nun tedavi yöntemi nasıl? Genel cerrahi müdahalelerle tedavi edilmeye çalışılan menisküs yırtığı, bitkisel tedavisi İbrahim Saraçoğlu tarafından geliştirilmiştir. Hemen her bireyde görülebilen menisküs yırtığı ve iltihabı durumlarında uygulanabilecek bitkisel tedavi kürü büyük fayda sağlamaktadır. Menisküs yırtığı bitkisel tedavisi için gerekli malzemelerimiz şunlar. Bir kahve fincanında zeytinyağı, bir kahve fincanında buğday kepeği, bir tane orta boyda turp, bir çorba kaşığı dereotu, 2-3 yaprak kadar lahana, bir çorba kaşığı kekik ve bir miktar su. Evet şimdi nasıl yapmamız gerekiyor bunun tarifine geçelim. İlk olarak bir orta boy turpu kabuklu veya kabuksuz olarak rendeleyin. Daha sonra bir çorba kaşığı kadar dereotu kıyılarak lahana haricindeki bütün malzemelerle su haşlanmalı. Haşlanan malzemeler lapa haline getirilmeli. 2-3 yaprak lahana da başka bir kapta haşlanmalı. Minisküs yırtığı ve ağrı olan bölgeye hazırlanan lapa karışımı sürün. Lapa karışımının üzerine ise başka bir kapta hazırlanan ve sıcak olan lahana yapraklarını koyun. Karışımların ve lahananın üzeri streç filmle kapatılmalı. Karışımlar bu şekilde bir süre dizde bekletilmeli. Menüskü sırtı için bitkisel tedavi yöntemi olan bu kürü haftada 2-3 kez uygulayabilirsiniz. Kür düzenli uygulandığı zaman diz ağrılarınızdan kurtulduğunuzu göreceksiniz. Evet bu videomuzda menüskü sırtı neden olur nasıl anlaşılır ve tedavisi için hangi yöntemleri denememiz gerekir bunları detaylı bir şekilde aktarmaya çalıştık sizlere. Videomuzun yararlı olduğunu düşünüyorsanız lütfen başkalarının da istifade edebilmesi için videomuzu beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.